Merhaba örgüseverler, Örgü Defterim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu görmüş olduğumuz şalın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Ben modeli Pinterest'te gördüm fotoğrafını ve fotoğrafa bakarak modeli çıkarttım, benzetmeye çalıştım. Belki orijinalinden farklı anlatacağımdır bilmiyorum ama ben bu şekilde yaptım. Bitmiş hali bu. Fotoğraflarında zaten daha sonra göreceksiniz tam bitmiş halini. Modelimiz için 2 yumak angora ip almanız yeterli olacaktır. Büyüklüğüne göre tabii ki yumak sayısı gerekirse artırılabilir. Şu an ben bu boyutlarda bir yumaktayım şu anda ama biraz daha örmem gerekiyor. Bu şekilde bir boyun şalı büyüklüğüne geldi sayılır. Ama daha büyük şal yapmak istiyorsanız 2 yumağı bitirmeniz belki biraz daha eklemeniz gerekebilir. O artık sizin istediğiniz büyüklüğe göre değişir. Tığ olarak 3 numara tığ kullanacağım. Şu silikon saplılardan 3 numara tığ kullandım. İpinizin kalınlığına, elinizin sıklığına, gevşekliğine göre 2,5 numara da kullanabilirsiniz. Ben normalde angoraları 2,5'la örüyordum ama bu angora sanki bir tık kalın gibi 3 numara bunda daha iyi oldu. O yüzden 3 numara ile örüyorum. Şimdi şalımızın tarifine hemen başlayalım. Modelimiz çok zor bir model değil. Birkaç sırada artırmaları, eksiltmeleri var. Onun haricinde döngümüz tekrarı sürekli aynı olan bir model. Artırmalar, eksiltmeler için kenar ve de ortadaki artırmalar için hemen kısaca anlatmaya başlayalım. Şöyle bir başlangıç. Şuradaki orta köşeden örmeye başlıyoruz. Bunun için bir 8-9 tane zincir çekelim. Şöyle biraz yaklaştırıp. Bir, iki, üç. Dokuz tane zincir çektim. Birinci zincire batıp hemen halkamı oluşturuyorum. Evet. Sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirli yukarıya çıktım. 1, 2, 3 kez tığıma ipi doladım. Hemen halkaya batıyorum. 1, 2, 3 defa çekiyorum. Dördüncüyü bekletiyorum. Tekrar 1, 2, 3 kez doladım. Yine battığım aynı boşluğa 1, 2, 3 kez çektim ve dördüncü de hepsini birlikte topluyorum. Yani üçlü bademler yapacağız. Araya 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar ipimi 3 kez doladım. Aynısından tekrar yapacağız. 3 defa 4'lü trabzan, 5'li trabzan yapacağız. Bakın 3 kez doladım. Batıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüyü çekmedim. 3 kez doladım. Bir daha battım. Üçüncüyü de aynı şekilde 3 kez doladım. Batıyorum. 1, 2, 3 kez çektim. Dördüncü de artık üçüncü olduktan sonra dördüncü de bu defa topluyorum. Bu şekilde tam 5 tane badem yapıp gelelim. Aralarda 3 zincir. Evet, şimdi 5 tane bademimi yaptım. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi geldik ikinci sıraya. İkinci sıra için 4 tane zincir çektim. 4 çekiyorum. Biraz kenarlar kasma yapmaması için bir zincir fazladan çekiyorum ben. 4 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Hemen ipimi bir kez doladım. Şuradaki birinci bademin tepesine 2 kez 2 tane ikili trabzan yapacağım. Yani ipimi doladım, battım. 1 2 defa da çektim. Bir kez daha doladım, batıyorum ve yine 2 defa da çekiyorum. Yani bu kenar artırmamızı yapmış olduk. Şimdi ipimi doluyorum. Buradaki boşluğa tam 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzanımı yaptım. Geldim şimdi ikinci bademin tepesine. Buna da aynı noktaya bademin tepesine tam 3 tane ikili trabzan yapacağım.
Buradan artık zikzaklarımız oluşmaya başlayacak. Şuradaki zikzaklara zemin hazırlamış oluyoruz yavaş yavaş. Yani şurası. Şu an şurayı yaptım. Tekrar ipimi doladım. Yine bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Geldik tam tepeye, yani orta noktaya geldik. Orta noktada şuradaki bu bademin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir iki zincir çektim. Aynı yine bu ortadaki bademin tepesine, yani aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaparak şalımızın tam merkez noktasını hazırlamış olduk. Yani şu yuvayı hazırladık. Diğer taraf şalımızın simetriği şekilde aynı şekilde ilerleyecek. Buradaki boşluğa, sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan ve buradaki bademin tepesine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa yine 3 tane. Ve bu bademin tepesi, kenarımız artık kenara geldik. Buraya da 3 tane. Buradaki şeyleri, trabzanları üçlü yapacağız. Biraz kasma yapmaması için, kenarlar düzgün dursun diye. Bunları 3 defa da çekiyorum. Evet, 3 tane tepeye trabzanımızı yaptık. Şu kenardaki başlangıçtakini de 3 tane 3 defa da çekin. Onu söylemeyi unuttum. İkili yaptık ama siz o şekilde yapın. Evet, şimdi ikinci sıramızı bitirdik. Geldik tekrar şuradaki bademli sıraya. Onun için yine 6 tane, bir tane fazla çekiyorum ben. 3, 6, 7 tane zincirimi çektim. Siz elinize göre ayarlayın. Çok kasma yapmasın. Biraz uzun bırakabilirsiniz zincirinizi. Bir zincir fazladan çekin yani. Örgümü çevirdim. 1, 2, 3 kez ipimi doladım tığıma. Geldim burada birinci trabzanın tepesine hemen bademlerimi yapmaya başlıyorum. Battım. 3 defa çektim. Dördüncüyü çekmedim, beklettim. Tekrar 3 kez doladım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Yine 3 kez çektim. Dördüncü de hepsini topladım. Sonra bir zincirle şöyle sabitledikten sonra 1, 2, 3 zincir araya çekiyorum. Aynı noktaya, yani buraya bir tane daha badem yapıyoruz. Yine 3 kez dolayarak bir badem daha yapıyoruz. Evet, iki tane oldu. Şimdi bir tane daha yapacağız. Aralarda 3 zincirimiz var. Yine 3 kez doladım. Hemen aynı noktaya bir tane daha badem yapıyorum. Bademleri 3 kez dolayıp 4 defa da çekiyoruz. Dördüncü de topluyorum tabii. Evet, bakın şimdi buradaki kenardaki bir tane yelpazemizi yaptık. Bir, iki zincir çektim. Geldim şurada. Hani şurada merkezde şuradaki ikinci bademe 3 kez batmıştık ya, tam ortasına. Yani ortadaki trabzanın tepesine bunu buraya bir sık iğne ile sabitliyorum. Yani kaç trabzan atladık diye sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane atlayıp 7.ye battık. Tekrar 1, 2 zincir çektim. İpimi 3 kez doladım. Artık ortaya geldik. Şuradaki merkeze tam 5 tane, bakın şurayı yapıyoruz. 5 tane badem yapacağız. Bademlerimiz hep aynı. 3 kez dolayacağız. 3 kez çekip biriktireceğiz. 4.'yü, sonuncu da toplayacağız.
Evet, bu şekilde. Aralarda da 3 zincir çekerek buraya 5 badem yapıp gelelim. Şimdi 5 bademimizi yaptık. Tam ortaya, şalımızın tam ortasına. Sonra 2 zincirimi çektim. Geldim. Yani buradaki şalımızın sağ tarafına yaptığımız işlemin aynısını sola da yapıyoruz. Yine şuradaki bademin üstüne yaptığımız 3 tane trabzanın tam ortadakine batıyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Şuradan sayarsak 2, 4, 5, 6. trabzanın tepesine batmış oldum. 1, 2 zincir çektim. 3 kez doladım. Bu defa geliyorum şuradaki en sondaki trabzanın tepesine. Şuradaki yaptığımız 3 tane bademin aynısını yapıyoruz. Bakın. En sondaki trabzana battım. Buraya da yine 3 tane, aralarda 3 zincir olacak şekilde badem yapıp bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir, iki, üç, arada 3 zincir. Evet, şimdi üçüncü sıramızı da tamamladık. 4 tane zincir çektim, yukarıya çıktım, örgümü çeviriyorum. İpimi bir kez doladım. Yine şuradaki birinci bademin tepesine 2 kez batarak üçlü trabzan yapıyorum. Ondan sonra sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Buradaki tepeye, yani şuradaki bademin tepesine 3 tane yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa yine 3 tane. Şöyle de göstereyim. Sıradaki şu üçüncü bademin tepesine bir tane trabzan yaptım. Şimdi şurada artık zigzaklardan iç kısımdayız. Yani V gelen kısımdayız. Buraya ipimi doladım. Şöyle göstereyim. Şuradaki zincire batacağız. Şuradaki sık iğneye ve de bu taraftaki zincire 3 tane trabzan yapacağız ama üçünü tek seferde toplayacağız. İpimi doladım. Birinci, şuradaki iki zincir olan boşluğa bir tane trabzanı bir kez çektim. İkinciyi çekmeden bekletiyorum. İpimi tekrar doladım. Geldim buradaki sık iğneye battım. Yine bir kez çektim. İkinciyi çekmeden tığda bekletiyorum. İpimi tekrar doladım. Bu defa şuradaki iki zincir olan kısma battım. Bir kez çektim. Şimdi ikinciyi çekerken bütün ilmekleri topluyoruz. Bu şekilde topladım. İpimi tekrar doladım. Geldim şuradaki ortadaki 5 bademden birincisinin tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa 3 tane bir sonraki ipimi doladım. Sıradaki bademin tepesine yine 3 tane. İpimi doladım. Sıradaki boşluğa yine 3 tane. Şimdi yine şalımızın tam orta noktasına geldik. Bakın şuradaki 5 bademin tam ortası, şalımızın tam orta noktası. Buraya İpimi doluyorum. Bir tane yapıyorum. Araya 2 zincir çektim. Tekrar ipimi doladım. Aynı noktaya bir tane daha yaptım. Bir sonraki beşli badem için yuvamızı oluşturduk. Şimdi burada bu kısım örgünün simetri olarak bu sırayı tamamlayıp gelelim. Şuradaki sayıların aynısını bu tarafa da uygulayacağız. Evet, şimdi dördüncü sıramızı tamamladık. Geldik üçüncü sıraya. Yine 7 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Yine şuradaki diğer başlangıçta olduğu gibi birinci trabzanın
tepesine tam 3 tane bu üçlü bademlerden yapıyoruz. Hemen bu sırada bu 3 tane bademi tamamlayıp gelelim. Aralarda yine 3 zincir. Evet, kenardaki 3 tane bademimi yaptım. Geldim yine şuradaki birinci bademin ortasındaki trabzana batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi 3 kez doluyorum. Şimdi bakın burada artık bir tane daha şuraya yelpaze yapacağız. Şu orta köşelere, yani V'de, V'nin iç kısmına kalan kısımlara artık burada yeni bir tane şu üçlü bademlerden yapacağız. O yüzden 2 zincir çektikten sonra ipim 1 2 3 kez doladım. Geldim şuradaki az önce 3 tane birden topladığımız trabzanın tepesine batıyorum. Buraya 3 tane üçlü badem yapıyorum. Aynı şekilde 3 kez dolayarak 2 tane yaptım. 3 tane yaptım. Üçüncü de hepsini birlikte çektim. Birinci bademimi oluşturdum. Araya 3 zincir. Bir tane daha hemen aynı noktaya batarak 2 tane daha bu üçlü bademlerden yapıyoruz. Evet, 3 tane bademimizi yaptık. Geldim yine şuradaki bir değil ikinci trabzanın tepesindeki tam ortasında duran trabzanın tepesine batıyorum. Yani yine sayarak da söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6. trabzana bunu birleştiriyorum. Burada artık bir tane yelpazemiz artmış oldu. Bakın birinci sırada bir taneydi. Bir de şuradaki yarımı sayarsak. Şimdi burada 1 2 tane bir de ortadaki yarım. Tekrar 2 zincir çektim. Geldik bu defa yine tam orta noktaya, şalımızın tam ortasına. Buraya yine 5 tane badem yapacağız. Bundan sonrası zaten değişik bir şey yok. Şalımız bu düzende ilerleyecek. 5 tane bu ortaya yaptıktan sonra sağda uyguladığımız işlemin aynısını örgümüzün diğer sol tarafına da uygulayacağız ve sıramızı tamamlayacağız. Tam ortadaki 5 tanemiz tamamlandı. Şuradaki hemen bademin tepesine birleştirdim. Geldik yine şuradaki, bu defa ne yapıyoruz? Şurada V'nin içinde orta kısımda buradaki ne batıyoruz. Buraya yine 3 tane üçlü badem yapıyoruz. Yani örgünün diğer sağ tarafının buradan bakarak nereye batmanız gerektiğini burada tespit edebilirsiniz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Gelelim. Evet. Şimdi bakın 3 sıra yelpazemiz tamamlandı. 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı bitirdik. Şimdi geldik 6. sıra. 6. sıramız yine şuradaki trabzan sırası. Hemen onu gösterelim. 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. İpimi doladım. Şurada başlangıçta 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Aynı noktaya. Şuradaki birinci bademin tepesine battım. İpimi doladım. Boşluğa 3 tane ikili trabzan. Geldik şurada, yine burası tepe noktası olduğu için buraya 3 tane batıyorum. Şu bademin tepesine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir sonraki zincir boşluğuna yine 3 tane. Geldik artık orta çukur kısma ve kısma geldik. Burada biraz
toplama yapacağız. Ama önce şuradaki bademe de bir tane trabzanımızı yapalım. Bu şekilde. Şimdi ipimi doladım. Zincire bir kez, zincir boşluğuna bir tane battım. Bir kez çektim. Bekliyorum. Tekrar ipi doladım. Sık iğneye battım. Tekrar ipimi doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna battım. 3 tane trabzanımı yaptım ve 4 ikinci çekişi yaparken 4'ünü de topluyorum. 4 ilmeği birlikte topladım. Evet. Sonra geldik bir sonraki bademin tepesine bir tane yaptım. Şimdi tepe uç sivri kısımlarda kalan kısımlara 3 tane yapıyoruz. Şöyle yanda kalan bademlerin tepesine ise bir tane trabzan yapıyoruz. Şu aradaki boşluklara 3'er tane yapıyoruz. Örgünün ilerleyişi o şekilde. Boşluk zincire 3 tane trabzan yaptım. Bakın burası artık uç orta nokta tepe yani. Buna 3 tane yapıp artırma yapıyoruz. Şimdi tepeden aşağı iniyoruz. Yine 3 tane trabzan. Bir de göstereyim ara ara size. Saymak isterseniz. İpimi doladım. Geldim yandaki bademe. O yüzden buraya bir tane yapıyorum. Yine zikzakın V kısmına, orta kısmına geldim. Çukur kısmına. O zaman burada eksiltme yapacağız. İpimi doladım. Birinci boşluğa battım. Bir kez çektim. İpi tekrar doladım. Sık iğneye battım. Bir kez çektim. İpimi doladım. Bir sonraki iki zincir olan boşluğa battım. Bir kez çektim. İkinci de hepsini birlikte topladım. Şimdi yine burada sıradaki trabzan bademin tepesine bir tane trabzan. Bir sonraki boşluğa 3 tane. İpimi doladım. Bir sonrakine yine buraya 3 tane. Yine burası da 3 tane battığımız için burası da ilerleyince sivri köşe olacak. Bir sonrakine 3 tane yine. Ve geldik tam orta noktaya. Orta noktamız yine aynı. İpimizi doladım. Tam ortadaki bademin tepesine bir tane yapıyorum. Araya bir, iki zincir çektim. İpimi tekrar doladım. Aynı noktaya bir kez daha batıp ortadaki bir sonraki yuvamızı oluşturmuş oluyoruz. Bundan sonra örgünün diğer tarafında aynı şekilde örüp tamamlayacağız. Şimdi şurada artık ben bu desenli kısım yeterince anlaşıldı. Bakın bir sonraki sırada geleceksiniz şu çukur kısımlara şuradaki gibi birer tane yelpaze yapacağız. Sivri kısımlar zaten yelpazenin şurada birleştirme noktası, sık iğne ile birleştirme noktası olarak. Yani bir sonraki sırada bir tane bu köşeye bir tane başlangıçtaki köşeye üçlü yelpaze, bir tane şuradaki çukura, bir tane buradaki çukura, şuradaki gibi 3 tane üçlü bademden yelpazelerimizi oluşturacağız ve şuradaki ortaya da yine 5 tane yapacağız. Örgümüzün işleyişi, düzeneği bu şekilde ilerleyecek bu desenli kısmın. Ben bunu şöyle 5 sıra yaptım bakın. Şurada göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. Ondan sonra şuradaki trabzanlı zikzak kısma geliyoruz. Şimdi artık ben bunu 2 sıra daha örmeyeceğim. Siz kendiniz örün. Şu anda artık şuradaki trabzanların sayısını anlatmaya geçmek istiyorum. Bu sırayı trabzan olarak bu şekilde tamamlayalım. Eğer 5 tane yaptıysanız zaten oradaki trabzan sayıları da aynı şekilde buradaki boşluklara standart bir şekilde aynı şekilde aynı sayılarda dolarak yapacaksınız. Değişen bir şey olmayacak. O yüzden ben bunu şu an 3 tane de bırakıyorum ve artık şuradaki düz kısma geçelim. Şu sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi ben sırayı tamamladım. 3 sıramı yaptım. Dediğim gibi siz 5 sıra olarak yapın ve ondan sonra ilk sıra dolgumuzu yapmış olduk. Şimdi geliyoruz bir sonraki dolgu sırasına. Yani şu
Trabzan sırasından 7 sıra yapacağız. Bu birinci sıramız sayıyoruz bunu. Şimdi şu anda ikinci sırasını yapıyorum. Hemen 4 zincir çektim, örgümü çevirdim. Birinci trabzan tepesine hemen 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Kenarda başlangıçlarda üçlü trabzan yapıyorum, kenar çekmesin diye. Sonra kenar için 3 tanemizi yaptık. Geldik sırayla her trabzan tepesine bir kez batarak ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 taneyi yaptım. 6 taneden sonra 7.'si artık bakın şuradaki bademlerde badem tepesine 3 tane yapıyorduk. Bir önceki sırada onun tam ortasına denk geliyor. Bu tam ortadaki üçlü battığımız yerlerin tam ortasına bir sonraki sırada da üçer tane trabzan yapmamız lazım. Köşelerimizin düzgün ilerlemesi için. Şimdi buraya 7.'ye tam 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi artık zikzağımızın tam tepe noktasını oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar V kısmına doğru, orta kısma doğru ilerliyorum. Arada 4 tane trabzan var. O 4 trabzanı da birer kez batarak tamamlıyorum. Evet, şimdi 4 tanemi yaptım. İpimi doladım. Bakın şimdi artık zikzakın V kısmına geldik. Şuradaki şu 3 tane bir önceki sırada toplama yaptığımız trabzan. Bu ve şurada bir tane tek battığımız, şu da diğer buradaki bademde tek battığımız, bu üçünü tekrar toplayacağız şimdi. İpimi doladım bir kez. Şuradaki birinci, yani 4 trabzandan sonraki ilk trabzana battığım bir kez çektim. İkinciyi çekmiyorum, bekletiyorum. Doladım. Şimdi şuradaki toplama yaptığımız trabzan tepesi oldu bu artık tam orta. Bunu da bir kez çektim. Ve bir sonraki trabzana da tekrar bir tane battım. Çektim bir kez ve ikinci çekişi de hepsini birlikte topluyorum. Şimdi V'mizi oluşturmuş olduk. İpimi doladım. Tekrar 4 tane tek batarak trabzan yapıp ilerliyorum. 4 tane yaptığınız zaman 5.'si şu tepelerde yaptığımız üçlü batmalara denk gelecek ve üçlü batmanın tam ortasındakine denk geldiyse doğru ilerlediniz demektir. Tekrar aynı ortadaki trabzana yine 3 tane yapıp tepemi oluşturuyorum. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerleyecek orta kısma kadar. Şimdi çukurları da daraltma, eksiltme yapıyoruz. Tepelerde artırma yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı ilerleteceğiz. Şimdi tam ortadaki sayılar biraz değişiyor. Onu da göstereyim. Şimdi burada bakın yine orta kısma geldim. Burada toplama yapıyorum. Tekrar 4 tane tek batıyorum. Üç ve dördüncüyü battım. Bakın yine 5. tam şuradaki üçlü batmanın tam ortasına denk geliyor. Buraya yine 3 tane yapıp bir tane daha tepemizi oluşturuyoruz. Şimdi 3 sıra bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani sadece buradakilere göre artırma eksiltme yapmıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. 3 tane üçlü batmadan sonra kalan trabzanları ortaya kadar tek batıyoruz. Hemen sayayım onu, kaç tane kalmış? 2. Ben çok sayarak yapmıyorum ama 3 4 Evet, 5 tane tek battım. Geldim şimdi ortaya. Ortaya yine 2 tane boşluğa 2 tane üçlü trabzan yaptım. Birazcık uzun dursunlar diye. 2 tane üçlü trabzandan sonra araya 2 zincir çekiyorum. Tam ortamız olmuş oluyor. Tekrar aynı noktaya 2 tane daha üçlü trabzan yapıp örgümüzün yarısını geçmiş oluyoruz artık.
Şimdi ikinci sıra trabzanımı yaptım. Geldim üçüncü sıraya. Yine 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Başlangıç trabzanına 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane olmuş oluyor artmamız. Sonra her trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak sivri noktaya kadar ilerliyoruz. Yani şuradaki tepe noktaya kadar ilerliyorum. Bu sırada zaten değişik hiçbir şey yok. Şu kenarlar biraz daha trabzan sayımız artınca burada yeniden bir zigzag oluşturmaya başlayacağız. Onu bir sonraki sırada göstereceğim. Yani bu üçüncü sırada hiçbir değişiklik yapmadan sıranızı tamamlayın. Ben de sıramı tamamlayayım. Dördüncü sırada şurada yeniden bir zigzag oluşturmak için bir V oluşturma başlayacak. Onu göstereceğim. Onun haricinde burada şuradaki üçlü battığımız yerlerin tam ortasında yine 3 batacağız. Şuradaki V'ler de aynı şekilde bir önceki ve bir sonraki trabzandan toplama yaparak bu sıramızı tamamlayacağız. Şurada kenarda da bir sonraki sırada yeni bir V oluşturacağız. Değişik bir şey yok. Bir önceki sıra gibi bu sırayı tamamlayıp hemen gelelim. Evet, şimdi 3 sıramı tamamladım. Geldim 4. sıraya. Dediğim gibi 4. sırada artık yeni bir zikzak oluşturmaya başlayacağız. Onu göstereyim hemen. 4 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Hemen şu başlangıç için 2 tane trabzanımı yaptım. 1. trabzan tepesine. Bakın şimdi zikzakı oluştururken ben size sayarak da söyleyeceğim de asıl mantığını göstereceğim. Bakın şuradaki tepemiz burada. Yani tepe nokta tam ortada 3 tane batacağımız noktamız bura. 3 tane batmaların arasında şu toplama kısma kadar kaç tane trabzan yapıyorduk? 4 tane trabzan. Şuradan mesela geriye doğru sayıyorsunuz. Şuraya 3 tane yaptık. Tam tepe nokta. Buranın 3 tanesini yaptıysanız 1, 2, 3, 4 tane normal tek trabzanımızı yaptık. Ondan sonraki kısım, ondan sonraki 3 tane bizim birinci zikzak için, yeni bir zikzak için oluşturacağımız toplama yeri. Yani şu 1, 2, 3 tane bu trabzanı toplama yapacağız. Geriye kaç tane trabzan kalıyor? Onları hemen 1, 2, 3, 4 tane. Yine 4 tane tek trabzanımız kalıyor. Buraya kenardaki 3 taneden sonra 4 tane tek trabzan yapıyoruz o zaman. Hani olur da sayınız falan kafanız karışırsa bu şekilde şuradaki merkezi dikkate alarak bu tarafa doğru sayarak yeni bir zikzağınızı oluşturabilirsiniz. Bu bir teknik olarak size söylüyorum. Şimdi ben sayı olarak da saydık zaten. 4 tane yapacağım. Ondan sonra bir tane V oluşturmak için toplama yapacağız. Evet, 4 tane tekimi yaptım. Geldim şimdi sıradaki 3 tane trabzanı toplayacağız. İpimi doladım. Birinci trabzana battım. Bir kez çektim. Bir ipi doladım. İkinci trabzana battım. Bir kez çektim. Tek bir sonraki üçüncü trabzana da battım. Bir kez çektim. Ve ikinci de hepsini birlikte topladım. Bakın şimdi bir tane V oluşturmuş olduk. Şimdi buradan tepeye çıkana kadar da arada 4 tane tek trabzanımızın olması gerekiyor. Eğer öyleyse doğru yaptık. Eğer bir tane eksik, bir tane fazlaysa kaydırmış olabilirsiniz. Tekrar kontrol edin demektir. 4 tane yaptım. Bakın 5. tam tepedeki noktaya denk geldi. Buraya hemen 3 tane artırmamı yapıyorum. Bundan sonra şuradaki tepeye kadar aynı şekilde zikzak şeklinde ilerleyelim. Şuradaki orta kısma kadar gelelim. Şu tepeyi de yapalım. Buraya kadar gelelim. Şuradaki yeni oluşturmanın sayılarını göstereyim size. Şimdi orta noktaya geldik. Şalımızın tam orta kısmına yaklaştım. Son tepe kısmı, zikzakın tepe kısmına geldim. Bakın 3 tanemi yaptım. Şu an hemen sıradaki 4 tane tekimi yapıyorum. Evet, 4 tane tek yaptık. Şimdi burada yeniden buradaki gibi bir tane V noktası yani zikzakın iç kısmını yapacağız. Toplama kısmını yapacağız. İpimi doladım. Yine 3 tane trabzana yarım trabzan yaparak
İlerliyorum. Ve hepsini birlikte çekip topladım. Burada yeniden bir V oluşturduk. Kalan trabzanları yine tek batarak ilerliyorum. 2 tane oldu. 3, 4 tane tek trabzanım kaldı. Şimdi geldik tam şalımızın ortasına. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Ve araya da 3 tane, 2 tane zincir çekip şalın diğer yarısına geçiyorum. Şimdi şalın diğer yarısını da bu sağ tarafta yaptığımız gibi örelim, tamamlayalım. Bu sırayı da tamamladıktan sonra, bakın bu dördüncü sıramız oluyor. Bu dördüncü sıramız oluyor. Bu sırayı tamamladıktan sonra geliyoruz. Şuradan da göstereyim. 1, 2, 3, 4. sıra, 5, 6. sırayı da yapalım. 7. sırada bu defa kenardan bir tane tepe yapacağız. Şöyle göstereyim. Zikzaklarımızı bir tane artırma yapacağız. Şimdi 5 ve 6. sırayı da aynı şekilde tepelere artırma, çukur kısımlara eksiltme yaparak 5 ve 6. sırayı örüp gelelim. Şimdi 6 sıramızı tamamladık. Geldik 7. sıraya. 7. sırada şurada yeniden bir zikzakın tepe noktasını oluşturacağız. Hemen onu göstereyim. Hemen yine kenar için iki kez iki tane trabzanımı yapıyorum. Ve doğru denk gelmesi için ben böyle tersten sayıyorum. Bakın şurası çukur kısmımız. Şu toplama yaptığımız, bunun bir sonrakini, yani pardon bir öncekini buradan sayarsak şunu da toplamada kullanacağız. O yüzden bunu atlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane tek trabzanımız var. Şuradaki 5. şukna demek ki ne yapacağız? Üçlü yapacağız. Siz de bu şekilde. Çünkü şuradaki kimi insan örerken zincire batıyor, kimi zincire batmıyor. Sayınız belki birkaç tane fark ediyor olabilir. O yüzden buradan tersten modeli kurup oturtturursanız daha düzgün gider. Yani bir tane fazla, bir tane eksik şu kenarların sayısı çıkarsa çok bir problem olmaz örgünüzde. Sadece şu zikzağınızı doğru oturtun yeterli. Hemen iki tane yapıyorum. Sanırım üçüncüye yapacaktık. Tekrar sayalım. Şimdi şöyle göstereyim. Bu bizim topladığımız. Bir sonrakinde bunu kullanacağız. Bunu da kullanacağız. Toplamada kullanacağım trabzanlar atlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın şuna demek ki bir tane artırma yapacağız artık 5. Hemen buna 3 tane yapıyorum. Yeni bir tepe noktası oluşmuş oluyor. Her üçlü artırma ile üçlü eksiltme arasında 4 tane trabzan gelecek şekilde oturtacaksınız. Buradan da sayarsam ben battığım şekilde olursa kenardan sonra 2 tane tek trabzan yaptım. Üçüncüyü üçlü yaptım. Dediğim gibi sayınız şu zincire batıp batmama durumuna göre bir tane fazla ya da eksik çıkabilir. Şimdi bundan sonrası normal zikzak örgüsü şeklinde ilerletiyoruz. Ta şalımızın orta noktasına kadar yine toplamaları, artırmaları, eksiltmeleri yapıyoruz. Sadece kenar ve ortada bir sonraki tepeyi nereye oturtacağımızı gösterdim. Sırayı bu şekilde şuradaki orta kısma kadar gelelim. Şunun da sayılarını vereyim size. Ve şimdi orta noktaya geldik. Şuradaki eksiltmeyi toplama kısmı yaptım. Ondan sonra hemen 4 tane düz trabzanımı yapıyorum. Tek trabzanımı yapıyorum. Yani 4 tane yaptım. Sıradakine, 5.'ye 3 tane batıp bir tane zikzak için tepe oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde geriye kalanları yine tek batıyorum. Sonra orta merkeze 1-2 tane trabzan yapıp 2 zincir çekiyorum. Artık örgümüzün diğer yarısına geçmiş oluyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın şuradaki toplamadan sonra
4 tane tek yaptım. 5.'ye 3 tane battım. Sonrakileri yine tek yapıp ortaya geldim. Evet, 7. sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki sırada artık yeniden şu desenli kısma geçişi göstereceğim. Ve şimdi 7. sıramız bitti. Şu kısmımız bitti. Artık geldik yeniden şuradaki desenli kısmı oluşturmaya. Ben 7 zincir çektim. Örgümü çevirdim yine. Şuradaki yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Değişen bir şey yok. Hemen en başta başlangıç için birinci köşeye 3 tane badem, üçlü bademimizi yapıyoruz. Bademleri nereye oturtacağınızı göstereceğim burada. Yani çok farklı bir şey yok, kolay. Modelimiz de zaten çok zor bir model değil. Biraz takibi dikkat istiyor. Onun haricinde zor bir şey yok. Evet, kenar için hemen 3 tane bademimi yaptım. Ondan sonra 2 zincirimi çektim. Bakın az önceki şurada bir önceki sırada artık tepe oluşturduğumuz tepelerden ilkine batıyoruz. Yani tam ortadakine bunu bir sık iğneyle birleştiriyorum. Sonra tekrar 2 zincir çekiyorum. Geliyorum. Artık bundan sonra şöyle sözlü olarak anlatmak istiyorum. Başlangıcı yaptıktan sonra. Şuradaki çukur kısımlara birer tane şu üçlü yelpazelerden yapacağız. Çukurlara, tepelerde bunların ortak birleştirme noktası. Yani şuradaki trabzan sırasını da nasıl oturtuyorsak aralara, burada da aynı şekilde yapıp ilerleyeceğiz. Tam ortaya yine 5 tane badem yapıyoruz. Tam orta merkeze beşli bademimizi unutmuyoruz. Şurada zaten bakın burası tepe. Buraya o sık iğneyle birleştirdikten sonra şuraya 5 tane bademimizi yapıyoruz. Bundan sonraki yine 5 tane, yani 5 sıra, şöyle 1, 2, 3, 5 sıra. Bakayım bunda kaç yapmıştık? 6 yapmıştık galiba. Bu sıra sayısını siz kendi isteğinize, zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın ben bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapmışım. 6 sıra yaptıktan sonra tekrar buradaki düz kısmı yapacağız. Artık örgünüzü bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar örüp uzatabilirsiniz. Bitirdikten sonra şimdi şurada ben şöyle bir kenar yaptım. Bu kenarı da göstermek istiyorum size. Bakın. Örgümüzün ön yüzü böyle. Şöyle küçük pomponlu birer kenar yaptım. Şimdi bu kenarı nasıl yaptığımı göstereyim. Benim bu şalım bitmedi. Henüz biraz daha uzatacağım ama video kısa sürsün diye hemen bunu da göstermek istiyorum. Buradaki delikli desenli kısmı yaptıktan sonra şurada başlangıçta şurada başladığımız gibi aynı şekilde trabzan sırası başlayacaksınız. Oturtup normal bir şekilde ilerleyeceksiniz. Kenarı nasıl yaptığımı göstereyim. Kenar için 2 zincir çektikten sonra birinci trabzandan başlayıp her trabzan tepesine birer tane çakma zincir, pardon, çakma sık iğne yapıyoruz. Şuradaki sivri noktalara geldikçe her sivri noktaya da bir tane böyle pompon yapacağız. Şimdi bu pomponu da göstereyim. Şimdi ben bu 2 tane yaptım ama siz de aynı şekilde tamamlayın. Bakın şurada yeni başladığınızı farz edelim. Çakma sık iğnemiz tığımıza bir kez doluyoruz. Trabzanın tepesine batıyoruz. Bütün ilmekleri tek seferde çekiyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Ben şimdi burada tepeye bir tane pompon yaptım. Siz de başlangıçta çakma sık iğnelerden sonra tepeye bir tane pompon yaptınız. Sonra aşağı inişe geçiyorsunuz. Aşağı iniş kısmında şurada ortada yine eksiltmemizi, toplamamızı yapmamız lazım. Yani 4 tane çakma sık iğneden sonra bakın şuradaki toplama kısmına geldim. Burada ipimi doladım. Ve birinciye bir kere batıp çıkıyorum. Bir sonraki toplanmış olan ikinciye battım çıktım ve bir sonrakinde yine 3 tane batıp çıkma yapıyorum ve sonra üçünü birlikte şöyle hepsini birlikte tek seferde çekiyorum. Bakın ortaları yani zikzakların çukur kısımlarını yine bu şekilde şuralarda nasıl trabzanları topluyorduysak burada da sık iğneyi toplayacağız. Farklı bir şey yok. Ondan sonra yine çakma sık iğnemizi devam ediyoruz. 4 tanemi yapıyorum.
4 tane yaptım. Bakın geldim yine tepe noktasını artırmaya. Buraya bir tane yapıyorum ilk önce. Sonra ikinciyi yaptıktan sonra aynı noktaya batıyorum tekrar. Çünkü sivri köşemiz devam ediyor. İkinci yapınca şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İpimi bir kez doladım. Geldim geriden 1, 2, 3, 3.'ye batıyorum. 1, 2 kez çekiyorum. 3.'yü çekmeden tutuyorum. Tekrar aynı noktaya aynı zincire batıyorum yine. 2 kez çekiyorum. 3.'yü çekmiyorum. Burada yine badem yapacağız. Bu şekilde 5 tane ya da isterseniz 6 tane yapıyorsunuz. Yaptım. Bakın zincirin haricinde 5 tane yaptım. Şimdi sonuncu da hepsini birlikte tek seferde çekip topluyorum. Daha sonra şöyle 4 tane zincir çekiyorum. Şu battığım zincire aynı noktaya bunu burada da ya bir zincir kaydırmayla sabitledim. Bir sonraki zincire yine böyle zincir kaydırma tekniğiyle yani zincire tığımı batırıyorum. İlmeği çıkarıp tığdaki ilmekten geçiriyorum. Bu zincir kaydırma tekniğiyle aşağıya iniyorum. En sonda şuradaki sık iğnenin tepesine şöyle bir batıp son kaydırmayı da burada yapıp şöyle küçük bir sap yapmış oluyoruz. Evet. Bundan sonra yine şimdi burada iki tane sık iğnemizi yapmıştık. Üçüncü içinde bir tane daha aynı noktaya batıp üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Evet, bu şekilde pomponlarımızı her sivri köşeye bir tane yaparak ilerleyebilirsiniz. Şimdi 4 tane çakma sık iğnemi yapacağım. Yine zigzagın orta V kısmındaki daraltmayı eksiltmeyi yapıyorum. Bunu da bir kez daha göstereyim. Tığıma ipimi doladım. Şimdi şuradaki sıradaki trabzana battım çıkardım. Bir sonrakine battım çıkardım. Ve de bir sonrakine yani 3 trabzanı kullandığım ve 3'ünü birlikte tek seferde çektim. Evet. Kenarımızı da böyle bir şey yaptım ben. Dediğim gibi farklı bir kenar isterseniz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Evet hanımlar, bugünkü videomuz burada tamamlandı. Sanırım şalla ilgili söylemem gereken her şeyi söyledim. Modelimiz çok zor bir şey değil. Sıra döngünüzü takip ederek istediğiniz uzunluğa kadar örüp tamamlayabilirsiniz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız hanımlar bana destek olmuş olursunuz. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin ve de hoşça kalın.